Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT geometri kampının 16. haftası 4. videosundayız. Ne yapıyoruz? Testlerden dördüncüsünün çözümünü yapıyoruz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD kare verilmiş ve şurada bir oran verilmiş arkadaşlar. MN ile NN arasında bir oran verilmiş. Yani burası K iken burası 3K olarak verilmiş. Tamam. K'ya 3K'yı yazalım bakalım. Sonra da BL ile LC şunlar eşit, bunlar eşit, bunlar eşit verilmiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu bir kare. E burası 90 derece. Burası 45-45 bir hafta. Evet. E şu eşitleri benim kullanmam lazım. Nasıl kullanabilirim? 15 de öyle boşu boşuna verilmez. Şöyle bir üçgen oluşturacak olursak. Bakın 45-45-90 üçgen oluşuyor burada. Hocam burası 45. Burası da 45. 90 üçgeni oldu mu? Oldu. He. Şimdi burası 4K ise. Dikkat. Burası 4K ise. Burası 2 kök k 2 kök K olur mu arkadaşlar? Olur. Yani kök 2'ye bölünmüş hali. Hocam burası da 2 kök K oldu. E 45, 45, 45, 90 üçgenden kökü 2 katı burası kaç olacaktır o zaman arkadaşlar? 4K olacaktır. E 45, 45 burası, burası da 90 derece yaptı. Burada bir dik üçgen var. 3, 4, 5 üçgenden burası 5K oldu. 5K eşittir. Kaç? 15 ise K'yı buradan 3 buluruz. Karenin alanı isteniliyor. Gençler karenin bir kenarı 4 kök 2K değil mi? K yerine 3 yazarsam eğer 12 kökü 2 yapar arkadaşlar burası. 12 kökü 2 yaptıysa eğer karenin alanında 12 kökü 2'nin karesi yapacaktır. Yani 144 çarpı 2'den 288 olarak buluruz cevabı. Evet birinci soru böylelikle Cihan çıktı. Geldik ikinci soruya. Şekil 1'deki evet açılar böyle 2 eşit parçaya bölünmüş bir de 3 eşit parçaya bölünmüş arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? X açısı isteniliyor. C'de açısı da 102 derece vermiş. Ben bunu kullanacağım. Evet, şuraya bir A açısı, A açısı dersem, buraya da bir B, B, B dersem, arkadaşlar biz bir kere ne biliyoruz? 2A artı 3B'nin kaç derece olduğunu biliyoruz. 180 derece olduğunu biliyoruz. Peki, şuraya bakacak kalırsak, A artı B de, şuradaki üçgende, A artı B artı 102 de, 180 olduğundan, A artı B de kaç çıkıyor buradan? A artı B de şöyle yazayım isterseniz. A artı B de buradan kaç çıkıyor? 78 çıkıyor arkadaşlar. Elimde 2 artı 3 B var. E burada da A artı B var. E burada 2 aları yok edelim isterseniz. X'i bulmak istiyorsam ben neyi bulacağım? 2 A'yı bulursam olay bitti. O zaman B'yi yok edelim. Arkadaşlar ben bunu eksi 3 ile çarpıp taraf tarafa toplayayım isterseniz. O zaman burası eksi 3 A eksi 3 B eşittir. 3 kere 8 24 eksi 24 3 kere 7 21 22 23 234 yaptı. Taraf tarafa topladığım zaman eksi a da 54'e mi eşit oldu? Evet 54'e eşit oldu arkadaşlar. Eksi 54'e eşit oldu. O zaman a buradan 54 yaptı. Arkadaşlar x'e bakacak olursak x bu açıyla bu açı birbirine eşit değil mi? x 2a olduğundan x ne yapar? 2 çarpı 54'ten 108 derece yapar arkadaşlar. Yani ikinci soru böylelikle edremit oldu. Geldik üçüncü soruya. İkiz kenar var hemen tabana ait yükseklik çizeceğiz gibi. BCF'yi de eşkenar vermiş arkadaşlar. BCF'de 8, 8, 8 eşkenar ve şurada da şöyle bir yazalım isterseniz. Sonra AD ile DE birbirine eşit verilmiş. Şunlar eşit. Bizden ne isteniyor? Yamuğun alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. EF uzunluğuyla alakalı bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Ama ne yapabiliriz arkadaşlar burada? Hocam bir yükseklik çizsek tabanı keş parçaya bölecek mi? Bölecek. Hocam burası 3 3 yaptı. E eşkenar burada da yapacak bir şey yok. Burada da bir yükseklik çizip şuradan da bir yükseklik çizersem en azından yukarıdaki 9'u kullanırım. 4 birim 4 birim yaptı. E şuraya bakacak olursak bunun tamamı yukarısı 9 ise burası da 9. 4 3 daha 7 buraya kaç kaldı? 2 kaldı. E o zaman olay bitti arkadaşlar. Yamuğun alanı. Evet 30'un karşı 4 ise burası da 4. Kök 3 yaptı aynı zamanda yükseklik lazım bize. Alt taban artı üst taban. Alt taban kaç çıktı arkadaşlar? 17 20. 20 artı 9. 20 artı 9. Alt taban kaç? Şöyle bakacak olursak. Hayır. 9 burada. 4 burada. 3 burada. 7. 16. Alt taban artı üst taban. 16. Çarp. Bir daha bakıyoruz. Özür dilerim. Şu 3. 9 ve 4'ün toplamı. Alt tabanımız kaç? 16. Üst tabanımız kaç? 9. 16 artı 9. 16 artı 9. Çarp yükseklik böyle 2 bize sonucu verecektir. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 25. Şu 2 ile bu 2 sadeleşti. 25 ile de 2'nin çarpımı 50 mi yaptı? Evet bir de köküçü var. Cevabımız böylelikle 50 köküç yaptı. Evet geldik 4. soruya. ABC'de dikdörtgen demiş. Dikdörtgense hocam çizgiyse burası da çizgi midir? Evet çizgidir. Sonra ne yapacağız burada? Hiçbir şey yapamıyoruz. Şu eşitleri falan kullanmamız lazım arkadaşlar. E ben o zaman bu eşitleri kullanmak için şu şurada kaçlara alfa alfa desem. E ben buraya bir beta dersem alfa artı beta 90. Hocam burası da beta. E sonra ne yapacağız? Şu üçgeni yoğunlaşacağımız belli. Arkadaşlar güzel bir şey çıktı bak. ÖSYM böyle soru sorduysa vallahi helal olsun. Şu üçgenle şu üçgene bakacak olursak. Arkadaşlar betanın kolları çizgiye çift çizgi. Betanın kolları çizgiye çift çizgi. İki üçgen kenar açı kenardan eş üçgen olmadı mı? Evet bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Kenar açı kenardan eş oldu. Madem öyle çift çizgiyi gören 50 ise burada. Buradaki çift çizgiyi gören de kaç derecedir arkadaşlar? 50 derecedir. Hatta bu üçgen nasıl? Çift çizgiye çizgiye çizgi Hocam bu da çift çizgiye çizgiye çizgi olmak zorunda. Eş üçgen olduğundan dolayı. E madem öyle 50 ise tepa açısı x kenar çıktı arkadaşlar burada. 50 ise 65 65 yaptı burası. Burası 65 ise buraya 25 kaldı. E o zaman burası da 25. 25 25 ve x'in toplamı da 180 yapacağından... X de buradan kaç geldi? 130 geldi arkadaşlar. Dolayısıyla dördüncü soru Akçay oldu. Geldik beşinci soruya. Evet düzgün beşgen sorularında bir köşegenle bir köşegenle yani bir köşegende işin içerisindeyse köşegenlerin birbirine eşitliği önemliydi arkadaşlar. Bakın ÖSYM'de bu tarzda bir soru sormuş. ABCD düzgün beşgen demiş. Bu da eşkenar üçgen demiş. Arkadaşlar eşkenar üçgen. Şu eşitleri yazalım. Şu eşit eşit eşit. Evet şu verilen bilgilerde şu anda bir şey yapamıyorum. E ancak 60'ları yazabilirim ben. Ancak şuradaki açı 60 derece diyebilirim. Burası da 60 derece diyebilirim. Burası da 60 derece diyebilirim. Başka hiçbir şekilde eşitliği kullanamadım. Köşegenle bir yerde başka bir yerde eşitlik varsa köşegen çizsin diye hep söyledik. O zaman diğer köşegende ben şuradan şöyle bir çizeyim. Mantıklı olan bu. Yani tutup da şunu çizmezsiniz herhalde. Çünkü x'e ait bir üçgen bir üçgen oluşmuyor. Aa şu köşegeni çizersem bu köşegen de çift çizgi değil midir arkadaşlar? Çünkü bakın düzgün beşgenin bir, bir köşegeni bu. Aa burası da düzgün beşgenin bir, bir köşegeni. Hocam burada ne çıktı? Bak ikiz kenar çıktı arkadaşlar. E o zaman x ise burada kaçı da x midir? Evet. E, ben o zaman şurada kaçı bulursam olay bitti. Burası 108. Bunlar 36 36 değil mi? Evet. Hocam bu bir kenarı gören 36. Burası da 36. Hatta şöyle diyebilirsiniz. Hocam burası da 108. Bunlar 36 36 yaptı. O yüzden buraya da 36 kaldı diyebilirsiniz. Ya da. Bir kenar gören 36 ise bu da bir kenar gören 36 direkt yapıştırabiliriz. Arkadaşlar burada kaçı tamamıyla çıkmış oldu. 60, 36 daha 96. E burası 96. Ben şu üçgene yoğunlaşacağım. X'i bulmak için. 96 X ve X'in toplamı kaç yapacak? 180 yapacak. E, o zaman buradan 2 X eşittir 84 yaptı. X de buradan 42 çıktı arkadaşlar. Evet 5. soruyu böylelikle Cihan bulduk. Geldik 6. soruya. Ne diyor? Eşkenar üçgen biçimindeki iki eş karton üst üste konulduğunda kestikleri bölge düzgün altıgen olmaktadır. Eşkenar üçgen şeklindeki iki tane kartonu böyle koyacaksın. Üst üste koyacaksın. Bir tane eşkenar üçgen bu. Bir tane eşkenar üçgen şöyle olamaz arkadaşlar. Şöyle rastgele olamaz. Yani düzgün altıgen elde edeceksin. Şu kestikleri bölge düzgün altıgen olacak. Yani şuradaki açısı bu altıgen olacak. Bunu dış açısı burası yapıyor. Burada kaç 60 derece yapacak. Yani burası da eşkenar olduğundan burası da 60 derece yapacak. Yani rastgele bir çizim yapamayız burada. E, düzgün altıgen olması için ne olması lazım? En azından kenarlarının birbirine paralel olması lazım. Çünkü altıgenin dış açısı hani şurada bir altıgenin parçası oluşacak ya. Hani şurada kaç 60 derece olması için e, bu kenarlarının birbirine paralel olması lazım. Yani biz eşkenar üçgeni koyarken şöyle hop şöyle hop şöyle hop şöyle kenarlarına birbirine paralel çizmeliyiz. Çünkü oluşan şekil bakın içerideki oluşan şekil bir altıgen oldu. Düzgün altıgen olması için de bütün kenarlarının ne olması lazım? İç açılarının 120 derece hatta dış açılarının da 60'ar er derece olması lazım. Bak 120, 120, 120, 120, 120, 120, e, dış açısı da 60, 60, e, burası da 60 oldu, 60, burası da 60 oldu, 60, 60, burası da 60 oldu. Dış açılar 60, 60, Burada gördüğünüz bütün üçgenler ne oldu? Eşkenar üçgen oldu arkadaşlar. Ancak kenarlarına paralel çizilince düzgün altıgen elde edilir. Buna göre diyor, altıgenin alanını üçgenlerden birinin alanına oranı nedir? Diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi dikkat ederseniz bu düzgün altıgen, eşitleri koyalım mı şöyle düzgün altıgende koyalım. Koyunca arkadaşlar, a hocam bu da bir eşkenar üçgen, bu da eşit oldu. Hocam bu da eşkenar üçgen, bu da eşit oldu. E sen şimdi bir kenara bir dersen, bir kenara bir dersen, bir eşkenar üçgenin bir kenarı da 3 oldu. Alanı dağıtarak da sonuca ulaşabilirsin. Aslında benim en sevdiğim e, şeyden gideceğim ama boş ver. Hadi oradan gitmeyeyim. Şimdi altıgenin alanı nedir? 6 tane eşkenar üçgenin alanı 6 tane a kare kök 3 bölü 4 değil midir arkadaşlar? Evet. E büyük eşkenar bir tane eşkenar üçgenin bir kenarı kaç yaptı? Şöyle bir kenara bir dediysek arkadaşlar. Burası da 3 yaptı. O zaman bu da bu eşkenar üçgenin alanında a kare kök 3 bölü 4 değil mi? Kök 3 bölü 4'ler gitti. 6 bölü 9 yaptı cevap. 6 bölü 9 da 3'e bölsen 2 3'e bölsen 3 yani 2 bölü 3 çıkar arkadaşlar cevabımız. 6. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir oldu. Gel, güzel soru bu arada arkadaşlar dikkat edin. Ya, geldik 7. soruya. Düzgün sekizgen verilmiş şöyle bir dik çizilmiş. Arkadaşlar düzgün sekizgenin dış açısı kaç derece? Hocam dış açısı 360 bölü 8'den 45. Bu aynı zamanda iki kenarı gören açıdır. Hocam şuraya bakacak olursak bu da iki kenarı görüyor. Bakın burası da 45 derecedir diye direkt yazabiliriz e, ee, sonra hocam tamam 135 derece iç açısı 135 derece olduğundan burası 90 derece oldu. E ee, ondan sonra burası da 135 ise 90 90 135 ise buraya da 45 derece kaldı. AF bölü DK isteniliyor bizden. AF bölü AF bölü DK isteniliyor. Tamam buluruz. Şimdi bir şeyler çizelim arkadaşlar. DK'yı bulmak için hamle yapalım. Şu dik yamukta bir dik çizecek olursak arkadaşlar. 45, 45, 93 kere. 1, 1 ise buraya kök 2 diyelim. Hocam burası da kök 2 mi oldu? Evet. 1 ise burası da 1 mi oldu? Aynen öyle. Şimdi bu arada şurası kök 2 olduğundan dolayı şuradaki 45'e göre bir tane dik çizsem o tam buraya denk gelmek zorunda. Çünkü burası 1 ya ondan dolayı. 1 ise 1 yaptı. Şurada da dik çizsem burada da dik çizsem kök 2 burası kök 2 burası. O hocam burası da kök 2 olduğundan e, bu da iki kenarı gören açı olduğundan 45 derece. O da 45-45-90 üçgeni. Bu da 1-1 bir, bir yaptı. Şimdi AF bölü DK isteniyor. AF'ye bakalım arkadaşlar. 2 artı kök 2 bölü DK. DK'ya bakalım. Burası da kök 2 olduğundan dolayı kök 2 artı 1 değil midir? Evet. Şimdi burada yukarıdakine direkt kök 2 parantezini alsak güzel bir şeyler gelecek. Kök 2 direkt eşitliğiyle çarpmadım arkadaşlar farkındaysanız. Kök 2 parantezini aldığımız zaman hocam burası kök 2 artı 1 mi yaptı? Evet aşağısı da kök 2 artı 1. Kök 2 artı 1'ler gitti. O zaman cevabımız neye eşit oldu? Kök 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Yani cevap böylelikle 7. soruda ne çıktı? Cehan çıktı arkadaşlar. Geldik 8. soruya. A, D ve EFKC birer kare demiş. 2 birim ve 2 kök 6 birim verilmiş. Arkadaşlar bu bilgiler verilince şuradaki bilgiye gerek kalmıyor. Kök 2 değil zaten 2 birim olacaktı o da. Neyse ben şunu şöyle düzelteyim ona göre yapın soruyu. Zaten buraya okumazsanız sadece şu verilenlere bakarsanız da yine soru çıkacak. Bunu ne yapalım? Şöyle değiştirelim. Şekilde verilen verilen iki kare şeklinde düzeltelim arkadaşlar. Şekilde verilen iki kare birer kenarları çakıştırılarak şekildeki gibi konulmuştur. Mavi kare C noktası etrafında saat yönü tersinde 45 derece döndürüldüğünde K noktasının yeni konumu K üssü oluyor. Öncelikle arkadaşlar biz neyi bulalım? Öncelikle biz şuradaki uzunluğu bulalım mı arkadaşlar? Bulalım. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Şu uzunluğu kullanalım. Hocam bu uzunluğu ben şöyle kullanabilirim. Hop şöyle hop şöyle. Dik üçgen. Pisagor bağıntısından buraya A dersek burası 2 ise 2. Ee, sonra burası 2. Burası daha A artı 2 ise burası da A artı 2 deyip pisagordan bulabiliriz. Ama daha kolayı var. Özel iki kare. Birer köşeleri ortak olacak şekilde. Bir kare e, yapışık olduğu zaman bunu kullanın arkadaşlar. Neyi kullanın? Şunu kullanın. Hocam bunun köşegeni bu. E, diğerinin köşegeni de bu. Bak iki kök altıya ait bir üçgen oluştu mu? Oluştu. Hem de güzel bir üçgen oluştu. Bak 45-45 yani burası ne oldu? 90 derece oldu arkadaşlar. Peki burası 2-2 iken burası ne oldu? 2 kök 2 oldu. Hocam sonra Pisagor bağıntısı yapacağız. Şuraya da A diyelim. 2 kök 6'nın karesi eşittir. 2 kök 2'nin karesi artı A kareden. 24'ten 8 çıktı. 16 geldi. 16 eşittir. A A'yı buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Evet burası 4 çıktı arkadaşlar. Şimdi ne diyor bana? Mavi kare diyor C noktası etrafında saat yönünün tersinde 45 derece döndürüldüğünde. Arkadaşlar ben bunu 45 derece döndürüyorum. Mesela bu kenar 45 derece dönünce buraya mı geliyor? Evet. Şu kenarda 45 derece dönünce hop şuraya geliyor. Arkadaşlar tam 45 derece döndürüyorum bakın şöyle. O zaman bizim karemiz nasıl oldu arkadaşlar? Tam olarak şöyle bir kare oldu. Kaç derece döndürdüm? Tam 45 derece döndürdüm şöyle. E o zaman burası da 45 derece oldu mu? Çünkü eski kareden dolayı. E o zaman burası da 45 derece bu kareden dolayı. E ne oldu? 45, 45, 45, 45. Hocam burası da 90, burası da 90. Bu doğrusal olmuş oldu. Buradaki karenin bir kenarı 2 birim değil miydi arkadaşlar? Evet karenin bir kenarı 2 birim, 2 birim. E o zaman bizden ne isteniyor? A, K üssü. K noktası buradayken 45 derece döndürüldüğünde K üssü burası mı oldu? Evet. Ve bizden ne isteniyor? A, K üssü. Arkadaşlar zadirek A, K üssü 4 ile 2'nin toplamıdır. Çünkü niye? Şunlar doğrusal olduğundan dolayı arkadaşlar. 4, 2 daha kaç yapıyor o zaman cevabımız? 6 yapıyor güzel bir soru. Normalde eski nesil bir soruydu. Soru direkt böyle verilmişti. Ben ne yaptım? 2 kareyi böyle bitişik verdim. Sonra 45 derece döndür diye sordum. Ee, zaten ÖSYM de bu zamanlarda ne yapıyor? Eski nesil sorularını yeni nesile çevirip karşınıza koyuyor. Ben de o şekilde yaptım. Öncelikle bu kareleri bu şekilde koyup bir kenarını ya da köşegenini bulmanızı sağladım burada. Sonra ne yaptık? Döndürme işlemini düşünmenizi istedik ki döndürme işlemi bak şekil üzerinde çok kolay oldu. Şu kenarı döndürürken arkadaşlar nasıl döndürüyoruz? Çok kolay bir şekilde. E'yi ee, e döndürürken hop, şöyle geldi. 45 derece döndürdüğü ya tam köşegen üzerine gelir. Sonra buradaki bu kenar dönünce 45 derece böyle geldi. Sonra diğer kenarları da karen diğer kenarlarını da rahat bir şekilde çizdik. Ve şurası doğrusal çıktı. Cevap 6 çıktı. Yani cevap balık hissi çıktı. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Evet geldik. Bir sonraki soruya. 9. soru. Kenar aşağıda birer kenarları 1, 2, 3. AB doğrusu üzerinde bulunan ve kenarları da 1, 2, 3 olan kareler verilmiş. Bunun bir kenarı 1, bunun bir kenarı 2, büyüğün bir kenarı da 3. O zaman buraya ne kaldı? 1 kaldı. Buna göre diyor 3 karenin birer köşelerinden oluşan üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bunu iki farklı şekilde yapabiliriz. Hocam bu üçgenin hiçbir kenar uzunlukları yok. Tabanına ait yüksekliği bulmak da zor olur zaten. Bak tamam pisagordan var hocam. 1, 4 ve kök 17 çıkıyor. Burada bu tabana ait yüksekliği bulmak sıkıntı olur. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapabilirsiniz birinci yol. Hocam bu alana ait en küçük dikdörtgen oluşturacak olursam tüm dikdörtgenin alanından bu alanı, bu alanı ve bu alanı çıkartarak sonuca rahat bir şekilde ulaşırsınız. Tamam? Ama ben şu anda farklı bir yol fark ettim. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi dikdörtgene tamamlayın. Dikdörtgenden şu alanları çıkarttığınız zaman taralı alanı elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Ya da ne yaparsınız? Hocam ben burada baktığım zaman bu üçgende tamam hiçbir kenar uzunluğu yok ama bakın şu tabanı bulursam bu tabana ait yükseklik bak burası yapıyor. Şu bu üçgende. Hocam bu üçgende de bu tabana ait yükseklik hop şurası yapıyor. Çizdiğin zaman yükseklik burası yapıyor. 3 birim yapıyor. Yani şu tabanı bulmaya yönelik hamle yaptığın zaman da olay biter. E arkadaşım burada zaten direkt bir benzerlik var. Hocam 1 bölü 4 buraya A diyelim. A bölü 1'e eşit. 1 bölü 4 a bölü 1'e eşit olduğundan a'yı 1 bölü 4 mu bulduk? Evet. Hocam a 1 bölü 4. E bunun tamamı bu bir kareydi. 2 olduğundan dolayı şuraya x diyecek olursak x de 2 eksi 1 bölü 4 olduğundan 7 bölü 4 mi yaptı? Evet. Hocam 7 bölü 4 yaptı burası. 7 bölü 4 yaptı. Şimdi şu üçgenin alanı arkadaşlar. Tabanımız kaç? Tabanımız burası. Tabanımız 7 bölü 4. Yüksekliğimiz 1. 7 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 artı Hocam tabanımız 7 bölü 4. Yüksekliğimiz kaç? Hop yüksekliğimiz de bu. Yüksekliğimiz de kaç oluyor burada böyle dik çizdiğim zaman? 3 birim yapıyor. 7 bölü 4 çarpı. Sanki bu yol daha güzel oldu. 7 bölü 4 çarpı 3 bölü 2'ye eşit olacak arkadaşlar cevabımız. Burası 7 bölü 8. Burası da 21 bölü 8. 7 bölü 8 artı 21 bölü 8. Bu da 28 bölü 8 yaptı. 4'e bölsen 7, 4'e bölsen 2. Yani cevabımız böylelikle 7 bölü 2 yaptı. Dediğim gibi ilk baştaki gibi dikdörtgeni tamamlayıp dikdörtgenin alanından da yapabilirsiniz. Ama sanırım bu daha kolay, daha az işlem var. Diğer de kolay aslında. Diğer de rahat bir şekilde yapılabilir. Diğerini çoğu kişi fark edebilirdi ama şunu fark etmek biraz zor olabilirdi. O yüzden bu yöntemi de seçtim aslında arkadaşlar. Evet 9. soru. Balıkesir oldu. Geldik 10. soruya. Kenar uzunluğu 11 birim olan ABCD karesi şu 2 birim 2 birim olacak şekilde şöyle katlanmış. Evet böyle katlanınca ne elde ettik arkadaşlar? Şöyle bir paraya kenar elde ettik. Evet. Sonra oluşan şekli alt ve üst kenarları birbirine çakışacak şekilde katlama yapılıyor. Arkadaşlar sen bunu böyle aşağı doğru katlamışsın bunu da şöyle aşağı doğru katlamışsın. Bu kenar buraya yapıştı. O zaman arkadaşlar sen bu noktanın bu doğruya göre simetriğini alıyorsun ya simetriğini aldığında tam o nokta buraya doğru denk geldi. E, simetriğini aldığın için şunlar birbirine eşit oldu ya. Tam burası orta taban üzerinde olmak zorunda arkadaşlar. Yani şurası orta taban olacak. Peki biz şu an şeklimizden yapalım. En son katlanılan şekil bu. Geriye doğru açılım yapalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi sen en son katladığında bunu elde ettin mi? Ettin. Şimdi geriye doğru açıyoruz. Hocam geriye doğru açtığın zaman şunun katlanmış halini şöyle açtığın zaman hop şöyle mi oluyor arkadaşlar bu? Evet. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bakın. Elimizdeki şuradaki şu katlanmış hali. Buraya mı denk geldi arkadaşlar? Evet. Sonra buraya denk geldi ama. Bakın bu buraya denk geldi ama. Önceden nasıldı? Paralel kenarda. Hani bu katlanmışı açtık. Bu paralel kenarın devamını da getirelim böyle. Şöyleydi paralel kenarda. Bu arada bu kenarlar burası kaç birimdi arkadaşlar? Şu kenar zaten bak 2 birim. Burası kaç birim? 8 birim. Hocam şu 10 e, birim. Yani şurası 10 birim şu FB uzunluğu 8 birim. Yani şurası 8 birim olduğunu biliyoruz. Şuradaki uzunluk 8 birim olduğunu biliyoruz. Ee, yukarısı da zaten 8 birim olduğunu biliyoruz. Burası 2 olduğundan dolayı burasının da 8 olduğunu biliyoruz. Sonra o katlamada ne yapılmıştı arkadaşlar? Şöyle içeri doğru katlanmıştı. O içeri doğru katlanmayı da açalım arkadaşlar. Şu açalım. Şunu açacağız yani. Arkadaşlar şu şekilde gözükmüyor ama şurada açalım bunu. Bunu açtığımız zaman da şu şekil böyle geldi. Bir de öbürünü açalım arkadaşlar şöyle. Öbürünü de açtığımız zaman işte şöyle bir kare ile karşılaştık arkadaşlar. En son haline bu şekilde gelmiş olduk. Evet şurası kaç birim? 2 birim. Burası kaç birim? 10 birim. Burası kaç birim? 2 birim oldu. Şimdi gençler bizden ne isteniyor? Buna göre en son oluşan yamuğun alanı isteniyor. Hocam yamuğun tabanı belli mi? Alt tabanı belli mi? Belli. Şu şekil bir paralel kenar değil mi arkadaşlar? Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldi. Şunlar da birbirine paraleldi. Şurası paralel kenar olduğundan dolayı burası da 8 oldu mu? Oldu. E o zaman ben burada bu yamuğun alanını bulurken ne yapmam lazım? Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2'yi bulmam lazım. Burası da tam orta nokta üzerinde katlanmamış demiydi arkadaşlar. Burası da şöyle tam orta taban üzerinde olması lazım. Çünkü bu nokta katlandığı zaman buraya gelmişti. Tam orta taban üzerinde katlansın ki bu kenar buraya gelsin. Değil mi gençler? Evet. E o zaman burası eşit eşitse şurası 90 derece ise ben neyi arıyorum arkadaşlar? Bunun yüksekliğini Hop şurası. Bunlar eşitse üçgende de orta taban çıktığı için burası 5 bir çıktı arkadaşlar? Evet. Yani yüksekliğimiz kaç çıkmış oldu? 5 çıkmış oldu. O zaman bu yamuğun alanı ilk başta en sonda ulaştığımız yamuğun alanı. Alt taban 10 üst taban 8. 10 artı 8 çarp yükseklik yüksekliğimiz de 5. Böyle ki bize sonucu verecektir. Yani 18 çarp 5 bölü 2'den cevabımız kaç çıktı? 45 çıktı. Evet böylelikle cevabımız C an yani oldu. 10. soruda arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Yanda verilen ABCD karesi. Bak kare unutma bunu. Kare. Hocam bu bir kare. Kare. Bütün kenarlar birbirine eşit. Tamam. Eşit alanlı 8 dikdörtgene bölünmüştür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikdörtgene ama eşit alanlı. Buna göre boyalı dikdörtgenin uzun kenarının kısa kenarının oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi dikkat. Oran sorulduğu için bir yerden başlayabilirim. Arkadaşlar böyle dikdörtgenlerle e, şeyleri böyle eş dikdörtgenlerle diğer dik, dikdörtgenlerin kenarlarını bize verebiliyorlar. Mesela ben şuraya bir birim dersem. Dikkat. Hocam buraya bir birim dersem. E, şunların alanları birbirine eşit ya. Kenarları ortak olduğu için şu kısa kenarda bir, bu kısa kenarda bir olmak zorunda. Aa hocam bu dikdörtgende de bu kenarlar eşit olduğuna göre şu kenarla da şu kenar eşit olmak zorunda. 3 ise 3 bölü 2, 3 bölü 2'ye var. Bölü 2 ile uğraşmak istemiyorum. O yüzden bunlara ne diyeyim? 2 birim, 2 birim, 2 birim diyeyim. 2 4 6 ise o zaman bu kenar kaç çıktı arkadaşlar? 3 birim, 3 birim çıktı. 3 3 6 ise burası da 6 mı oldu? Evet. Normalde k'lı bir şekilde yazmam lazım ama gerek yok. Bo e, oran istenildiği için gerek yok. Şimdi buradaki bütün dikdörtgenlerin alanları birbirine eşitmiş. Mesela ben buraya bir k dersem buraya bir k dersem burada kalan 6 mı yaptı. Evet. O zaman bu alanın da 6k yapması için buranın ne olması lazım? 2k olması lazım. Şu alanın da 6K yapması için buranın ne olması lazım? 3K olması lazım. E hocam bu bir kareydi değil mi? Kare olduğundan dolayı burası 6K ise burası da 6K'dır. Burası da 6K mıdır? Evet. E hocam burası da 6K yaptı. 6K bu dikdörtgenlerin hepsinin alanları birbirine eşitti. E, alan 6K ise hocam buranın alanı da 6K ise bu uzun kenar 6K ise bu kısa kenarda 1 mi yapmak zorunda? Evet arkadaşlar. Hatta o zaman burası 1 iken burası da 1 mi yaptı? Aynen öyle. Bize diyor ki uzun kenarının yani 6K'nın ne oranı? 1'e oranı isteniyor arkadaşlar bize. Dikkat ederseniz bu bir kareydi. Hocam karenin bir kenarı kaç çıktı? 8 çıktı. E o zaman burası da 8. Bak 6K 8 oldu. 6K 8 olduğu için 8 bölü 1'den cevabımız kaç çıktı arkadaşlar? 8 çıktı. Hani 6K 6K eşittir işte 8 çıktı ya. Siz 6K bölü K'dan 6K'yı arıyorsunuz. Bazı arkadaşlar şöyle yapabilir. 6k 8'den K'yı bulup sonra yeniden 6k'yı bulmaya çalışabilirsiniz. Zamanda ben yaptım da o yüzden arkadaşlar kendime gülüyorum şu anda size değil. Yanlış anlaşılmasın. Evet gençler, böylelikle bizden 6k isteniliyor. 6k da 8 olduğu için cevabımız direkt 8 oldu. Çok güzel bir soru. Böyle eş alanlı dikdörtgenleri ÖSYM gerçekten çok seviyor. Ya da dikdörtgeni böyle eş alanlı 3 parçaya bölme, 2 alan 2 mesela şöyle şöyle yapıp ee, bu alanlar birbirine eşit diyor. Bu tarzda soruları gerçekten son zamanlarda çok seviyor arkadaşlar. Ki yaptık böyle bir soru da yaptık biraz önceki yazdığım gibi bir soru da yaptık zaten daha öncesinde. Ee, bu da çok güzel ve orijinal bir soru aslında arkadaşlar. Gerçekten hoş sorular. Bunlara dikkat ederseniz bence sınavda sıkıntı yaşamazsınız ince noktalar. Ve güzel şeyler öğreniyorsunuz. Mesela şu soruda dedik ya yani karelerin birer köşeleri ortaksa yani köşeleriyle birer kenarları ortaksa e, köşegenlerden böyle dik üçgeni daha rahat bulabiliyorsunuz diye bir şey çıktı mesela. Hani sor çocukça sorularda daha da hızlanıyoruz ya. İşte o sorulardan bir şey. Birisi yani buradaki sorulardan gerçekten çok güzel şeyler öğreniyorsunuz. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Gençler böylelikle bu testin de sonuna geldik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 5. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın